Reklamların ardından söylemezsem olmaz, bomba gibi kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi çok olay yaratan bir konu var, o da şu: dün de işlemiştik, Damla Ersubaşı olayı. Şimdi Damla Ersubaşı hakkında yasaklı madde, kumar iddiaları deprem etkisi yaratmıştı. Eski eşi Mustafa Cankeser'in Damla Ersubaşı hakkındaki iddiaları kan dondurmuştu. Sadece söylemezsem olmaza özel açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi yeni hangi belgeler ortaya çıktı, bir izleyelim. Söylemezsem Olmaz'ın özel haberi Türkiye'de yankı uyandırdı. Sihirli Annem dizisiyle adını duyuran Damla Ersubaşı hakkında yasaklı madde ve kumar iddiaları deprem etkisi yarattı. Neden evleniyorlar? Hemen üstüne çocuk yapıyorlar, ondan sonra... Eski eş Mustafa Cankeser'in Damla Ersubaşı hakkındaki söylemleri kan dondurdu. Kız arkadaşları tarafından kendisiyle araları bozulduğunda bana... Söylemezsem Olmaz haber takibini devam ettirdi. Yeni delillere ulaştı. Damla Ersubaşı'nın çocukları neden hasta oldu? Mustafa Cankeser, Ersubaşı'nın çocuklarıyla yeteri kadar ilgilenmediğini mi söyledi? Hangi belgeler ortaya çıktı? Kim kime uzaklaştırma kararı aldırdı? Damla Ersubaşı 10 yıllık hangi arkadaşıyla saç başa birbirine girdi? O eski arkadaşının verdiği ifadede Ersubaşı hakkında ne detaylar vardı? Sihirli Annem dizisiyle adını duyuran Damla Ersubaşı hakkındaki haberimiz geçtiğimiz gün deprem etkisi yarattı. Birkaç yıl önce eski eşi Mustafa Cankeser'le bir evlilik ve bir olaylı boşanma süreci yaşayan Damla Ersubaşı'nın Keser'le verdiği velayet savaşı ses getirdi. Neden evleniyorlar? Hemen üstüne çocuk yapıyorlar, ondan sonra vay şöyle boşandım, böyle sevmiyorum, şöyle ihanete uğradım. Daha önce de Damla Ersubaşı'nın arkadaşı Müge Işık'ın iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Eşi Sönmez Işık ve Damla Ersubaşı'nın ilişkisi olduğunu, Ersubaşı'nın eşine evlilikleri sırasında uygunsuz görüntüler yolladığını iddia etmişti. Olayların ardından soluğu adliyede alan Damla Ersubaşı hakkındaki iddialara ateş püskürmüştü. Çok sistematik bir şekilde tehdit ediliyorum. Üstüme iftiralar atılıyor. Yaşananların ardından hakkında pek haber çıkmayan Damla Ersubaşı bu sefer eski eşi Mustafa Cankeser'in olay yaratan açıklamalarıyla gündeme geldi. Söylemezsem Olmaz muhabiri Mustafa Ağdağ'ın uzattığı mikrofona konuşan Mustafa Cankeser eski eşi hakkında sert konuştu. Bu şekilde yani çocuklarım için endişeliyim. Sağlıklarından dolayı, olduğu ortamlardan dolayı kaygılarım var. Çok üzgünüm bu durumları yaşadığımız için maalesef. Çocukları için endişeli olduğunu ifade etti. Zaten mahkemede de herkes görecek neyin ne olduğunu, kimin kullandığını, orada herkes görecek. Nasıl beni rahatsız ediyor? Çocuklarımın böyle bir şeyle ileride karşılarına çıkacak, eğitim hayatları var. İleride büyüyecekler, iş hayatları olacaklar. İşte internete yazıldığında annelerinin veya benim kötü bir şeyle anılmasını asla istemezdim. Görüntüler için olay açıklamalar yaptı. Aynı ortamda bulunan kız arkadaşları tarafından kendisiyle araları bozulduğunda bana attıkları bilgiler ve belgelerle bunları öğrenmiş oldum. Damla Ersubaşı'nın arkadaşlarıyla birlikte yasaklı madde kullandığı iddia edilen görüntüler kan donduruyordu. Görüntülerin çekildiği esnada çocuklarının da evde olduğu iddia edildi. Söylemezsem Olmaz ikili arasındaki çekişmeli velayet savaşı için yeni belgelere ulaştı. İlk olarak Mustafa Cankeser'in çocuklarını yaklaşık 2 hafta önce almaya gitmesiyle başlayalım. İddialara göre 2 hafta önce çocuklarını Ersubaşı'ndan almaya giden Keser gördüğü manzara karşısında şoke oluyordu. Çocuklarının kıyafetleri hava sıcaklığına göre ince olması ve kızlarının bakımsız görüntüleri Mustafa Cankeser'i öfkeden deliye döndürdü. Dün gündeme getirdiğimiz özel görüntülerle ilgili bir belgeye daha ulaştık. Damla Ersubaşı'nın bir arkadaşının ifadesine söylemezsem olmaz ulaştı.
Arkadaşı Ersubaşı'nın yasaklı madde kullandığını doğruluyor, kendisine zarar vermeye meyilli olduğunu dile getirip şikayetçi olduğunu söylüyordu. Mustafa Can Keser bir ay uzaklaştırma aldırmış. Ulaştığımız bir başka belge ise Mustafa Can Keser'in Damla Ersubaşı'na tedbir kararı aldırdıydı. Şimdi ne olacak? Çocukların velayeti kimde kalacak? Bu davada kim haklı, kim haksız? Damla Ersubaşı annelik görevini yerine getiremiyor mu? Annelik bilincinin farkında değil mi? Mustafa Can Keser başka hangi iddiaları ortaya atacak? Elimizde bahsi geçen herkesin cevap hakkı vardır ve iddiaların odağındaki Damla Ersubaşı şu an hattımızda ve iddiaları yanıtlayacak. Günaydın Damla. Günaydın. Günaydın. Merhabalar. Günaydın. Günaydın Damla. Seni dinliyoruz. Günaydın Damla. Neler oluyor? Bir de senden dinleyelim. Şimdi şöyle, Didem Hanım, önce şunu söylemek istiyorum. Dün bahsettiğiniz bu en yakın arkadaşının eşiyle yattı diye tabir ettiğiniz olayı sonunu sanırım izlememişsiniz. O olayın yanlış anlaşılma olduğunu hanımefendi kendisi dile getirdi ve benim evime gelip benden özür dilemişti. Onu bir kapatalım, söylemek istedim çünkü yanlış aksettirildi. Onun dışında benim çocuklarımla ne kadar ilgili olduğumu ben biliyorum. Dediğim gibi ben bunu kimsenin takdirine bırakmıyorum. Çünkü benim için önemli olan çocuklarımın yıllar sonra bana bunları söylemesi. Ama şu doğruluk kısmı şu. Zaten yıllardır, 1,5-2 senedir ben bu şekilde tehdit ediliyorum. Ve şantaj yapılıyor bana çocuklarımla alakalı. Yani ben her gün acaba bununla ilgili bir şey olacak mı da benim çocuklarım bunu görecek mi diye zaten bununla yaşıyordum. Ama artık beni kimsenin tehdit edebileceği hiçbir konu yok. Nasıl tehdit ediliyorsun Damla? Efendim? Nasıl tehdit ediliyorsun? Zaten benim o videolarım zaten tehditle ve yani ölüm tehdidi de bununla oldu. Çocukları kaçırmakla da oldu. Ben zaten bu tehditlerle, bu şantajlarla yaşadım ya yıllarca. Ne karşılığında fiziksel yapılıyor bu şantaj? Fiziksel şiddeti ayrı, psikolojik şiddeti zaten ayrıydı. Şimdi zaten bir insanı, bir anneyi çocuğuyla anca vurabilirsiniz. Başka benim canım nasıl acıyabilir ki? Çocuğun dışında benim başka canım nasıl acıyabilir? Damla, çocukların evdeyken, evde başka yabancı erkekler varken yasaklı madde kullanıp alem yaptın mı? Asla böyle bir şey olmadı. O videonun tarihi zaten mahkemeye sunulduysa zaten videonun tarihi çıkacak, incelemeye gidecek. Benim çocuklarım evindeyken asla bu tarz şeyler olmadı. Ben bu tarz hayatı olan bir insan zaten değilim. Evet. Damla, yasaklı maddeyi eski eşin Mustafa Can Keser kullanıyor muydu? Ben bilemem. Herkes kendinden sorumludur. Benim elimde de çok fazla videosu da var. Çok fazla konuşmalar da var. Ama ne olursa olsun ben 2 tane kız annesiyim. Ben gidip bunları magazine verebilecek bir insan değilim. Tabii ki de mahkemede verdim. Ama bana çektirilen videolar hangi şantaj altında, hangi tehditle çektirildi, bence herkes önce bunu sorgulasın. Evet. Mahkeme çocukların velayetini babaya verdi, yerel mahkeme. Bilal abi, mahkeme çocukların velayetini babaya vermedi. Ben psikolojik olarak geçen sene yaşadım. Hani Didem Hanım'ın yanlış bildiği bir konu vardı ya. O olay evet benim psikolojimi çok bozdu. Onun üzerine beni gerçekten kumpasa getirdiler. Damla iyi değilsin, psikolojin iyi değil, çocuklar yanımızda kalsın. Tamam kalsın, tabii ki babasının yanında kalmayacak. Kimin yanında kalacak benim çocuğum? Diye zaten ben evet psikolojim iyi değil, çocuklarıma bakamıyorum diye bir söz konusu değil. Ama çocuklarım burada kalabilir diye ben evet protokolü imzaladım. Ama sonrasında ben zaten kendimi toparlayıp çocuklarımı tabii ki de geri alacaktım. Neden vuruyorlar beni? Tedavi olmayı düşünüyor musun? Sonuç olarak bu bir iftira değil. Bu senin kendi beyanın. Diyorsun ki ben bir bağımlıyım diyorsun. Kumar bağımlılığım ve madde bağımlılığım. Bu videonun bana nasıl çektirildiğini biliyor musunuz? Bunu sordunuz mu? İsterseniz önce bunu sorgulayın Didem Hanım. Ben tedaviyi neden gördüm biliyor musunuz? Ben depresyona girdiğimde çocuklarımdan ayrıldım ya bu yaz. Bu yüzden ben tedavi gördüm. Neden ayrıldın? Anlatabildim mi? Ne kadar ayrıldın? Neden ayrıldın? Haziran'dan beri ben zaten çocuklarımdan ayrıydım. Şimdi yanında mı çocukların? Şu an çok şükür yanındalar. Ve gerçekten mahkeme neye karar verir bilemem, boynum kıldan ince. Ama ben kimsenin tehditine, kimsenin şantajına artık çocuk bırakmayacağım. Benim çocuğum iPad'i elinde orada uyurken benim telefonumla beraber FaceTime'la konuşup ben çocuğumu uyuttuğumu biliyorum ya. O
uyumuyor bensiz. Şimdi siz beni nereden vuruyorsunuz? Seni hiç kimse vurmak istemiyor Damla. Yok Damla. Dün de, ben size dün söylemiyorum. De, ne olur yanlış anlamayın demek istediğimi. Hayır. Dün de burada yayında çocukların annesinin yanında kalmasını, çünkü onlar küçük, en doğru şey olduğunu konuştuk. Selen'le beraber. Ben size söylemiyorum de... Bilal abi. Siz derken onları kastediyorum. Çok özür dilerim yanlış anlaşıldıysam. Evet. Evet. Peki istinaf mahkemesinde, bir üst mahkemede konu, çocukların velayeti babaya verilecek. Sen üst mahkemeye ne deliller sunacaksın? Yani çocukları geri almak için mahkemede bir şeyleri ispat etmen lazım. Tabii ki de, tabii ki de. Kendisinin zaten benim, bana zaten fiziksel şiddet uyguladı, psikolojik şiddet uyguladı. Bu adam eğer ki çocuklarını çok düşünen bir adam olsaydı, benim çocuğum neden okula gidemedi Bilal abi biliyor musun? Okul kıyafetlerini vermediği için. Ayın 20'sinde ben çocuklarımı aldığımda tekrar onlardan, 21'inde okula gidemedi çünkü okul kıyafetlerini vermedi. Ve bizim okulda, çocuklarımın okuduğu okulda okul kıyafetleri haftanın bir günü, perşembe günü sadece okulda satışı yapılıyor. Allah Allah. Salı günü ben bu çocuklara nereden kıyafet bulup götürebilirim? Damla çocukların hastaymış aldığımız bilgiye göre. Nesi var? Şu anda Zeynep hasta. Evet, salgın var. Ve zaten bundan önce de Zeynep hastaydı. Kendisi zaten İzmir'de kız arkadaşının yanına gitti. Alkollü, türkülü, şarkılı storyler paylaşıyordu. Neden gelip çocuğunu görmedi o zaman? Çocuklar hastayken niye sevgilisiyle eğlence ortamında diyorsun? Neden o zaman gelip çocuğunu görmedi? Ne olur bana kimse babalığından bahsetmesin ya. Ya bu adam 2021 yılında beni dövüp, ben şikayet ettiğimde, karakola gittiğimde, oradan çıkacaksın, çıkmazsan senin her o bilmem ne fotoğraflarını magazine veririm diye tehdit eden bir adam ya. Allah Allah. Mustafa Cankeser de bağlanabilir, kendisini ifade edebilir. Cevap hakkı var. Enteresan. Damlacığım bunları neden yapıyordu? Yani şöyle ki, sen ayrılmak istiyordun gitmemen için mi? Yahut da o da yasaklı madde kullanıp kafası mı gidip geliyordu? Neden bu şiddeti yapıyordu sana ve şu anda seni niye bu kadar hala tehdit ediyor? Çünkü bir insanı, bir anne, Selen abla benden daha iyi bilirsin. Sen de annesin. Anca çocuklarını da vurabilirsin. Artık bana nasıl bir kini, nasıl bir öfkesi, neyi varsa beni anca çocuklarımdan vurabilir. Ayrılmak istemiyor muydu senden? Ya zaten biz boşanalı 3 sene oldu. Ama hala aklı sende olabilir ya. Bazı erkekler böyle takıntılı oluyor biliyorsun. O takıntının da bedelini bu şekilde... Ya orasını bilemiyorum. Gerçekten bilemiyorum orasını. Ama sen hissedersin yavrum ya. Yani hani sana yapmak istediği, sana tavrından, o enerjisinden neyi neden yaptığını, yani ya bu adam psikopat yapıyor bunları, ya sende aklı var ayrılmak istemiyor, ya da bir şeyin zaten intikamı var. Zaten kendisi tedavi gördü ki yıllar önce öfke ve şiddetten. Öfke tedavisi gördü yani. Tabii hastanede yattı zaten kendisi. Bundan bir buçuk sene olmadı herhalde. Şimdi yine ismini vermeyeceğim magazincinin ama yani bir magazin muhabiri. Ona attı, bu dedi haberi yapacaksınız Damla ile ilgili dedi. Onun ekran görüntüsünü aldı bana attı. Damla bunları peki... zaten çok sistemli bir şekilde yapıyor. Ya tamam, bu adam da sen hamileyken bile seni aldatmış, doğru mu? Evet, İhanete doğru. Uğramışsın, şiddet doğru. Görmüşsün ama senin de yaptığın bazı hatalar var Damla, yani evliliğin süresince yaşadığın. Evliliğin süresinde mesela binlerce anne var çocuğuyla yaşam mücadelesi veren binlerce anne. Hepsine bu zayıflıkları düşsün Damla. Senin aslan gibi çocukların için ayakta durman gerekiyor şu süreçte. Ben zaten çocuklarım için aslan gibi ayaktayım. Aslan gibi de her şeyin karşısındayım. Ben hiçbir şekilde ne bir tehdit ne bir şantajı, bu kadar yıldır zaten ben her gece uyuduğumda gecelerde böyle uyandım. Her gece uyandım ya çocuklarımdan, çocuklarım bir şey görür bana bunu yaparsa diye. Ben aslanlar gibi evet çocuklarımın arkasındayım. Nafaka alıyor musun kocandan, boşandığın eşinden? Hayır, nafaka falan ben almıyorum. Çocukların nafaka için? Zaten bundan önce de zaten nafaka vermemişti ki. Allah Allah, olur mu? Bundan önce de nafaka boşanma vermedi. Boşanma protokolünde nafaka yok mu? Evet. Nafaka var ama onların hiçbirini zaten vermedi. Gördüğü zaman anca oyuncak alırdı çocuklarına. Eğitim masrafları? Sadece son bir senedir ödedi. Ondan önce de bu çocuk anaokuluna gitti bu çocuklar. Onları kim ödedi? Sen nasıl geçiniyorsun Damla şu anda? Bir şey söyleyeceğim. Benim kozmetik markam var. Kremim var, şampuanım var. Bunları satıyorum. Bu şeyde de var, profilimde de var. Görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Onun dışında da zaten reklam alıyorum. Bir yerde influencerlık da yapıyorum. Ya da dublaj oluyor. Dublaj da yapıyorum. Hı-hı.
Damla, ben seni çok evvelden biliyorum. Yani çocuklu yaşlardaki oyunculuk zamanlarından biliyorum seni. Ve senin hiç kötü alışkanlıkların yoktu. Bir paylaşımında itiraf edip hani kendini de bu anlamda iyileştirdiğini de söylüyorsun ya. Senin hiç böyle bir hayatın yoktu. Yani yasaklı maddedir, sigaradır vesairedir. Bunlar evlendikten sonra mı hayatına girdi? Bunları ben evlendikten sonra bildim. Ama benim böyle bir hayatım yok. Ben bu hayatı hiç yaşamadım. Benim gördüğüm tedavi, doktorumun da zaten doktoru var. Bunda ya herhangi başka bir doktora bile gidebilirim. Her testi vermeye de açığım. İsteyene, istediği her yerde, mahkemede tabii ki de bunu talep edecektir zaten. Her yerde her testi vermeye ben açığım. Benim alnım ak. Ben çocuklarımın yanındayım. Ben çocuklarıma aslanlar gibi bakıyorum. Yok, kocan... onu biliyorum yavrum. Evet. Ben sadece şunu soruyorum. Senin yasaklı madde kullanma eğilimine kocan mı sebebiyet verdi? Açık sorayım. Ben kendisi kullanıyordu zaten. Hı. Kendisinin bana attığı kendi videoları bile var. Ama ben tutup bunu ne birine gösteririm, anca mahkemede kullanırım ki kullandım da zaten. Hı-hı. Mustafa Can Keser de yayınımıza bağlanıp kendini ifade edebilir. 4 sene sürdü evliliğiniz. Bu 4 sene sürecinde ne zaman şiddet görmeye başladın? Evliyken zaten daha ilk şiddeti ne zaman gördüm, evet, biliyor musun Bilal abi? Büyük kızım Zehra'nın kırkı çıkmamıştı, daha Bodrum'da gördüm. Allah Allah. Peki evet, niye dövüyordu mesela? Gerekçesi ve sebebi neydi? Alkol alıyordu çünkü alkol alıyordu. Neden geç geldin Mustafa diyordum. O zaman o günü öyle dövmüştü. Yani niye geç geldin, niye sağa baktın, niye sola baktın gibi mi? Yok, ben ona diyordum neden geç geldin. Geç gelmiş neden geç geldin diyordum. O zaman ilk dövmesi oradan çıkmıştı. Şimdi eşinin, avukatının dava dilekçesini okuduk. Orada diyor ki yabancı erkeklerle çocuğun olduğu ortamda alemler yapmak suretiyle bazı görüntüleri, belgeleri varmış. Onların da elinde bazı belgeler var seninle alakalı ama sen ısrarla yapmadığını söylüyorsun. Evet. Yani çocuk büyütmeye uygun bir ortamda yaşam şeklin şu anda sence. Bu belgeleri nasıl temin etti? Benim elime gelen insanlar aile dostlarımdır. Onlar da karı koca gelirler, çocukları var. O görüntüdeki erkekler, yabancı kişiler kim Damla? Onlar benim kuaförümdü zaten. Ve o videonun tarihine detaylı bakılırsa, sizde var mı video bilmiyorum ama zaten mahkeme bunu çıkaracaktır. O tarihte benim kızlarım zaten Bodrum'da babalarıyla beraberdi. Ama senin evin orası ve yasaklı madde içiyorlar. Orası benim evim. Ben saçlarımı yaptırıyordum. Zaten geldiğimde şok oldum. Ondan sonra da herkes gitti evine. Ben saçlarımı yaptırdım. Saçlarıma kaynar taktırdım. Evet. Bunu mahkemeye böylece sundun mu? Kendi cevap olarak... Kendi belgelerinde. Tabii ki sundum Bilal abi. Daha bende olan, benim de hani bu zamana kadar hiç onunla yüz göz bile olmadığım şeyler var. Gerçekten bunu magazine malzeme etmeyeceğim. Yine iki tane kızıma. İki tane kızını düşünen insan bunları yapmaz. Mahkemede istediği her şeyi yapabilir. Sana şiddet uyguladığına... Ona kimse karışamaz. Sana şiddet uyguladığına dair belgelerim var mı? Mahkemeye belgelerim de var. Fotoğraflarım da var. Evlendiğim günden beri. Evet. Yani ilginç. Böyle bir adamdı, öfke kontrol kaybı vardı da sen neden evlilik yaptın? Ben evlendiğim zaman öfke kontrolü olduğunu bilseydim zaten evlenmezdim. Baktım ki tedavi olduğu halde zaten değişmiyor, düzelmiyor. O zaman yollarımızı ayırdık. Ayrılmayı sen mi istedin, o mu istedi? Ben istedim, ortak karar verdik ve anlaşmalı olarak boşandık. Ayrılırken herhangi bir sorun yoktu değil mi? Yoktu, hayır. Anlaşmalı bir şekilde boşandık. Damla, bu senin evindeki iki tane yabancı erkeğin bir tanesini kuaförün olduğunu söylüyorsun. Bu görüntüler nasıl temin edilmiş ve neden, kim tarafından servis edilmiş? Bir daha söyleyebilir misiniz? Sesiniz kesildi. Evdeki iki tane yabancı erkeğin, senin evindeki iki tane yabancı erkeğin bir tanesi kuaförün olduğunu söylediğin görüntüleri kim çekmiş? O görüntüler nasıl elde edilmiş? Buna nasıl ulaştığını bilemiyorum ama bana bunu zaten şantajını yapıyordu. Ama ben de ona her zaman şunu söyledim. Benim hiçbir alakam yok ama nasıl ulaştığını bilmiyorum. Demek ki biri gönderdi, evinde olan biri gönderdi yani. Yani o anda evinde olan başka biri çekip eski eşine mi servis etti? Demek ki. Ya evine yerleştirilmiş herhangi bir gizli kamera durumu yok yani, öyle mi? Sanmıyorum gizli kamera olacağını. Seninle arası kötü olan arkadaşların göndermiş olabilir mi aranın kötü olduğu kişiler?
Efendim? Aranın kötü olduğu arkadaşların varsa onlar göndermiş olabilir mi bu görüntüleri? Olabilir. Belki o da olabilir. Yani şimdi mesela bir arkadaşımdan bahsetmiş, saç başa kavga etmişiz diye. Benim zaten çok eski arkadaşım. Biz evet kavga ediyoruz, küsüyoruz, barışıyoruz. Ya bunlar zaten olabilecek şeyler. O benim çok yakın arkadaşım. Ama şöyle bir şey var. Onun söylediği şekilde ifadeler hiçbir zaman olmadı bizim aramızda. O görüntülerdeki arkadaşlarınla hala görüşüyor musun? Yok, hayır, görüşmüyorum. Zaten kendisi benim kuaförümdü. Orada yaşıyor onlar ve ben zaten şu an İstanbul'dayım. O kuaförünün bilgilerini bize verebilir misin Damla? O kuaförüne de bir ulaşalım. Tamam, iletirim size. Tamam, yönetmenimize ilet tatlım. Damlacığım, senin iki tane evladın var. Şimdi yabancı erkekler evde ve uyuşturucu içer, yasaklı madde içerken görüntüler geliyor. Doğru mu? Sen bekar bir annesin. O çocuklar o evde Allah korusun o maddeleri başka bir şey zannedip ölebilirler. O adamlar kim? O çocuklar istismar edilebilirler. Dolayısıyla biz çocuklar... Beni anlamıyor musunuz? Benim çocuklarım evde değildi. Benim çocuklarım evdeyken benim evime yabancı bir erkek, onların tanımadığı benim aile dostum ya da abi, amca demedikleri aile dostumuz erkekler dışında benim evime kimse girmedi. Anlatabildim mi? Peki avukatı, eski eşinin avukatı nasıl bu kadar emin dava dilekçesine belge sunabiliyor ve söyleyebiliyor? Yabancı avukatların erkeklerle işi evde alemi olabilir mi Didem Hanım? Efendim? Avukatların işi bu olduğu için olabilir mi? Ama elinde bir delil olmadan avukatlar iddiada bulunamazlar. Ama delil var zaten. Ama videonun tarihi incelenecek, görülecek. Benim kızlarım şehirden ne zaman alındı ve Bodrum'a gidildi ve o videonun tarihi çıkacak ortaya. Damla, mahkemenin, yerel mahkemenin şimdi istinafta olan kararı, ben protokol imzaladım, ondan çocukların babaya verildi mahkeme tarafından diyorsun değil mi? Bu deliller yüzünden değil, onu anladım ben, öyle mi? Doğru, protokol, evet, protokolü ben imzaladım, ben kabul ettim. O dönem psikolojim gerçekten iyi değildi Bilal abi. Yani mahkemede protokolü görünce babaya verilsin velayet, zaten annenin rızası var dedi ha. Efendim? Ben protokolü imzaladım, kabul ettim ve sonrasında zaten psikolojik olarak kendimi toparladığımda, ki bunu yine altını çizerek söylüyorum, ben hiçbir zaman başka bir madde, başka bir şey, bunun tedavisini görmedim. Böyle bir tedavi sürecim, böyle bir tedaviye ihtiyaç duyan biri olmadım çünkü. Anladım. Ama ben psikolojik olarak kendimi toparladığımda ve tekrar çocuklarımı alacağımı da söylemiştim. Kendimi toparladım ve çocuklarımı alacağım. Alacağım ya, benim çocuklarım neden benden ayrı uyusun ya? Ya alamazsan? Mahkeme, ona hiçbir şey diyemem. Mahkeme vermezse yapabilecek hiçbir şeyim yok. Ama ben kişisel teyitlerine gerçekten artık boyun eğmeyeceğim. Çocuklar kimde kalmak istiyor Damla? Çocuklar benimle kalmak istiyorlar. Babalara gündüz pazar günü gündüz almaya geldiğinde, kızlar babanız gelecek diyorum. Onda bile anne geri geleceğiz mi? Gitmesek olmaz mı diyor büyük kızım. Damlacığım, hiçbir anne çocuğundan ayrı kalmamalı, ayrı büyümemeli. Bu hepimizin ortak görüşü zaten. Bunun için ayrıca da anne olmaya gerek yok yani. Bir anne ve çocuğun arasındaki bağ bilebilmek için de. İlla doğurmuş olmaya da gerek yok. Anlayabilmek için. Yalnız şu anda bağımlılıkların çocuk büyütmeye elverişli bir durumda değil. Dolayısıyla kafan yerinde olmadığı noktalarda o çocukların sorumluluğunu nasıl yerine getireceksin? Tedavi olmayı düşünüyor musun? Ama kafası yerinde olmadığını, bir cevabı alalım mı? Bir dakika, itham ediyorsun sen şu anda kızı. Kafan yerinde değil diyorsun. Hayır, böyle bir madde, rapor mu var? Bir saniye, kendi beyanı üzerine soruyorum bunu. Bir söylesin Damla. Damla, bağımlı benim mısın değil misin? Benim herhangi bir şeye bağımlılığım yok Didem Hanım. Ya benim söylediklerimi mi ben anlatamıyorum, izah edemiyorum? Yoksa acaba senden duymak istiyoruz çünkü. Tamam, benden duyarsanız söyleyeyim o zaman. Benim hiçbir şeye bağımlılığım yok. Bunun her testini de vermeye hazırım ben. Siz neye istinaden böyle bir şey söyleyebiliyorsunuz? Her testi açığım ve böyle bir bağımlılığım yok, yok diyorsun. Diyor, yok diyor. Tabii ki de. Beyanını almaya çalışıyorum, evet, evet, müsaade doğru. Ederseniz. Doğru. Peki baba. Ama beyanını baba, yaptı hayatım. Ben soru cevap biliyorum. Baba eski kocan şu anda mahkemeye başvurdu. Koruma talebiyle çocuklarımı annelerinden koruyun dedi. Bunu niye diyor peki? Başka türlü nasıl bu şey yapabilecek ki? Başka türlü zaten nasıl zarar verebilecek Bilal abi? Yanlış anlamadıysam ben o arabadaki ağlarkenki çekimindeki ifadelerinde bir şeyler söylüyorsun. Evet, bir hataya düştüm gibi bir itirafın var galiba o videoda. Şurada, şu görüntüde. Hepsini bana kendisi yaptırdı. Bu sana zorla çektirilmiş bir video mudur? Hepsini kendisi yaptırdı bana.
Hepsini, bütün mesajları öyle yapmazsan ben şimdi sana şunu yapacağım. Çocukları göremezsin. Ya bir anne zaten bir tek çocuğuyla vurulabilir ya. Bütün bunlar şantajla söylettirildi sana yani. Hepsini, öyle mi? Hepsini. Ya ben yıllardır bunu zaten tehdidiyle, şantajıyla yaşıyorum. Artık bıktım ya. Bıktım. Ben çocuklarımı istiyorum ya. Ben çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum. Damla, pazartesi günü gel Allah aşkına kendini, evet, ifade et burada gerçekten. Gel yani Damla. Bu çok ciddi bir konu. Çünkü hakkında çok ciddi ithamlar var ve sen sevilen bir kızsın. Çocuk oyuncusun. Ben, ya, o günden bu yana da hala popüler bir durumun var. İzleyen herkesten çok özür dilerim. Böyle bir şeye de adım geçtiği için. Ama herkes bundan çok emin olsun. Ben çocuklarıma yanlış bir ortam asla sağlamıyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şeye bağımlılığım yok. Ben çocuklarımın her zaman yanındayım. Her zaman da arkasındayım. Sen ne düşünürsen düşün. Ben Damla'ya inanıyorum Didem. Ben Damla'ya ben bir inanıyorum. Taraf değilim abicim. Ben objektifim ben çünkü. Damlacığım, pazartesi günü lütfen seni buraya bekliyoruz. Çünkü bekliyoruz. Şöyle ki tamam, insanın gerçekten kendisini somut olarak ifade etmesi çok önemli. Evet. Telefonda bazen birbirimizin enerjisini anlamayabiliyoruz. Birbirimizi doğru anlayamayabiliyoruz. O yüzden burada canlı kanlı sen gel kendini ifade et. Bizim de aklımıza takılan soruları buradan cevapla, olur mu? Ve çocuklar sende kalmalı. Benim inancım bu. Gel pazartesi konuşalım etraflıca. İnşallah. Tamam. Pazartesi bekliyoruz Damla. Görüşmek üzere. Geçmiş olsun tekrar. Bay bay. Geçmiş olsun. Görüşürüz. Şantajla yaptırıldı, ifadeler, evet, yaptırıldı diyor ve o görüntüleri inkar ediyor. Diyor ki o tarihlerde onlar kuaförümdü diyor. Çocuklar evde yoktu diyor. Evet. Yani benim anlamadığım, o görüntüleri çeken kim? Orada bir arkadaşı daha varmış galiba. O göndermiş eski eşine o görüntüleri. Gizli kamera görüntüsü değil Selen. Telefonla birisi eğlence videosu, storiesi çeker gibi aralarında çekmişler. Sonra birisi de bunu servis ediyor. Evet. Yani madde içerlerkenki görüntüyü. O nasıl, evet, servis edildi onu bilmiyoruz. Aynen. Yani eski eşine nasıl ulaştırılıyor? Bu belli ki bilinçli yapılıyor. O anda benim çocuklarım evde yoktu diyor. Tuzağa düşürmüşler kızı Selen, tuzağa düşürmüşler. Yani ya. Şimdi Damla tabii çok yaşı çok küçük, çok tecrübesiz ve çok güzel bir kız. Bu kadar güzel bir kızın aklını karıştıracak etrafında bir sürü insan olur. Doğru yönlendirecek insan ve sahiplenici bir tutum bu aşamada çok önemli. Çok. Çünkü iki tane evlat var ortada. Yanlış yapılmış bir evlilik var. Ve ben bu evlilikte neler yaşanmış olabileceğini tahmin edebiliyorum. Bir kadının ne olursa olsun şiddet uygulanmış olması, aldatılmış olması o kadının psikolojisini allak bullak eder. Tabii canım. Sen bir kadını döv, sen bir kadını aldat, ondan sonra o kadından sağlıklı davranmasını bekle. Kim bilir kaç bekle. Kere dövdü, kim bilir... Bu arada eski koca da bağlanıp kendisini ya ifade herkesin edebilir. Herkesin yaşadığı travmalar var. Selen, nice kadınlar var çoluğuyla çocuğuyla eşinden şiddet görse de ortada kalan ama mücadele, evet, eden. Herkes bu zayıflıkları mı yapsın? Ya toksik ilişkilerin kurbanı maalesef çocuklar oluyor. Boşansan da kurtulamıyorsun Mustafa yani. Cankeser, Damla Ersoy Subaşı'yı, iki çocuğun annesini dövdün mü dövmedin mi kardeşim? Hatta bağla, kendisi cevap bağla, hatta versin mı? Mi? Evet, evet, lütfen cevap Mustafa ver. Bey, merak ediyoruz. Günaydınlar. Merak ediyoruz. Günaydın, kolay gelsin. Günaydın. İddiaları dinlediniz. Ne düşünüyorsunuz? Evet, iddiaları dinledim. Ben de öncelikle Damla'ya cevap vermek istiyorum. Evet, sonra lütfen. Sizlere de cevap vereceğim. Damla anladığım kadarıyla mağdur anneye oynamak istiyor ki yaptığı yorumları da izlediğim kadarıyla ona yapıyor ama yanlış yapıyor çünkü... Benim hiçbir zaman ondan çocuklar almak gibi bir derdim olmadı. Öyle bir derdim olsaydı anlaşmalı boşanmamızda çocukları anneye bırakmazdım. Eskişehir'e taşınıp gittiğinde tekrar İstanbul'a dönmesini istedim. Kirasına bile destekte olacağımı, çocuklarımın bakımının her şeyini tamamen ben karşılayacağımı. Ama İstanbul'da Beylikdüzü'nde bana yakın bir şekilde... oturmasını, çocuklarımın eğitimlerinden şüphe duyduğum için veya da eve giden çıkanların kimin olduğunu bilmeyeceğim için bu teklifimi de kendisiyle yazılı olarak WhatsApp'ta yazışmam var. Ekiplerinize de gönderdim bu yazışmaları. Yani çocuklarına zaten iyi baksaydı ve sağlıklı olsaydı çocuklarım güvenilir bir ortamda mağdur olmayacaklarını bilsem zaten annelerin yanında almak gibi bir derdim yok. Şimdi siz evet. Bu şöyle söylüyor. Ben onu uyuşturucuya galiba başlatmışım gibi konuşuyor ama 2015'te Bozcaada'ya bir tatil sorguladı. 2015'te evli değildiniz ama.
Sevgiliyken zaten kendisi kullanıyordu. Boşandıktan niye evlendiniz sonra, o zaman? Ondan sonra şöyle söyleyeyim. Benim büyük kızım Zehra'ya evlenmeden hamile kaldı. Hamile kalınca da doğal olarak da evlendik. Çok şükür de çocuğum da doğdu sağlıklı bir şekilde. Ondan sonra da zaten ikinci çocuk oldu. Sonra biz boşandıktan sonra kendisi böyle bir hayata girdi. Böyle bir yolu izledi. Bana gelen bilgiler, videolar, belgeler kendisini çok yakın arkadaşları. Ben Eskişehir'deki videoya İstanbul'da yaşıyorum. Eskişehir'de tanıdığım hiç kimse yok. Bir tek o Müge diye söylenen o kadın biz evliyken de eşiyle birlikte bizim evimizde kalan bir kişi. Ceren dediğim arkadaşı bana o videoyu gönderdi. Şimdi siz diyorsunuz ki evlenmeden önce de eski eşimin kötü alışkanlıkları vardı diyorsunuz. Kendisi daha önce dedi ki bana arabada zorla şantaj yaparak bir video çektirdi. Benim bağımlı olduğumu söylettirdi. Özel görüntülerimi deşifre etmekle, ifşa etmekle beni tehdit ediyor dedi. Didem Hanım bu hukuk devletiyiz. Hakim var, savcı var. Benim öyle bir şeyim varsa bu videoları çekmek yerine oraya gidip suç duyurusunda bulunsaydı ve ben ceza alırdım. Yani bu tamamen kendisinin hayal ürünüdür bu söyledikleri. Kendisi ben çocuklarımı ver zaten bakmıyorsun deyip öyle konuşurken sonra kendisi zaten psikolojisi yerinde değil o videoda ama bunun sebebi de ben değilim. Bunun sebebi şu, yaklaşık kar marjında benim ailemden 3 milyon liraya yakın para alıp bunları da uyuşturucuda ve kumarda harcadığını kendi itiraf ediyor. Yasaklı madde diyelim. Aha, evet. Hani kendini zaten kendi itiraf ediyor. Ve o günde o videoyu çektiğinde de çocukları getirip benim kapıma bıraktı. Yolda giderken o videoyu çekti bana attı. Benim ailem. Bir şey yaptım. Nasıl yapacağım? Param da yok, ödeyemiyorum. Ben de dedim ki ailem bu parayı benim kullandığımı söyle. Ailem zaten bir şey demez. Sen oldukça aileme ödersin. Sen benim çocuklarımın annesisin. Benim çocuklarım da aileme giriyor. Ve anneler hakkında böyle kötü bir şey konuşursun, duyursun. İstemiyorum. Sen suçu bana at dedim. Ben zaten ailemle benim aramda. Ben hallederim. Sen de oldukça verirsin. Ben de onlara veririm deyip konuyu öyle kapattık. Ben sonra çocuklarım adı altında korunmak isterken ona aileme karşı bile hanımefendi kendisi bir ay sonra filan benim çocuklarımı iki gün evde tek başına bir bakıcıyla bırakıp Bursa'ya erkek arkadaşının yanına gidiyor. Benim çocuklarım okula hiç kimsesizmiş gibi sırf ben öğrenmeyeyim diye bir bakıcıyla okula taksiyle gidiyor. Bunun da videoları ve belgeleri var. Bakıcı benim ablamı arayıp abla okulun yeri nerede bulamıyoruz diye soruyor yani. Damla tamamen kendi hayal mağduru oynamak istiyor. Anneyim diyor. Annelik yapsaydı zaten ben niye alayım ki? Ben bekar bir adamım. Neden iki kız çocuğunun sorumluluğunu almak isteyeyim ki o annelik yapmış olsaydı? Ben ispat edebilirim diyor. Her türlü testi açığım. Hiçbir kötü alışkanlığım yani yok diyor. Şöyle o zamanlar içiyordu. Anladığım kadarıyla bir 3-4 aydır içmiyor. Zaten o yüzden böyle bir hamleyi yaptığını düşünüyorum. Psikolojisi bozukmuş, tedavi olduğunu söylüyormuş ya. Hangi, nerede tedavi olmuş, nerede bununla bir belgelerini göstersin madem olmuş da. Ya o tamamen şu an mağdur oynamak istiyor. Saçma sapan şeyler yapıyor. Kendi yakın arkadaşları tarafından gelen bilgilerle ben böyle bir harekete geçtim. Peki hayatınız... Mustafa Bey, şayet sizin çocukları almak gibi bir niyetiniz yoksa Damla Ersubaş'ın neden mağdur anneyi oynamaya çalışıyor? Bunun karşılığında ne gibi bir kazancı olacağını düşünüyorsunuz? Şöyle hatalı çünkü şu an onu oynuyor yani. Çocuklarını seviyordur muhakkak, kendi doğmuştur ama zaten 2 hafta önce pazar günü kızımı aldığımda üstündeki kıyafetin fotoğrafını çektim. Madem ilgili bir anneyse ve kızıma sana kim bunu giydirdi dediğimde bir tane yabancı bir kadın almış. Türkçe bilmiyor, İngilizce biliyormuş. Baba bize teacher giydirdi dedi. Üstündeki kıyafet zaten ortada yani. Bu tamamen onun saçmalaması. Ben onun peşinde değilim. Tam tersi istinafa gitme sebebi de dediği gibi ben İzmir'de kız arkadaşım vardı. Benim hayatımda kız arkadaşım olduğunu öğrenince bana saldırdı.
İşte iş yerine geleceğim, orada benimle konuşacaksın, konuşmazsan kendimi öldürürüm filan deyip ben sonrasında uzaklaştırma kararını aldım. Yani size karşı hala bir takım duygular beslediğini mi iddia ediyorsunuz? Tabii ki. Peki. Ama ben biraz önce sorduğum sorunun cevabını alamadım sevgili Mustafa Bey. Damla'nın mağdur anneyi oynamasının nedeni ne olabilir? Kime ne ispat etmeye çalışıyor? Kendi adını temizlemeye çalışmaktır. Nasıl? Başka da hiçbir şey. Kendi adını temizlemeye çalışmaktır. Kime karşı? Üstün halkı olarak mağduruz, seviniriz. Halka karşı, dışarıya karşı. Ama yardım. Eğer siz yani bu basına yansımasaydı bizim bu mağduriyetten veya bu olaylardan haberimiz olmayacaktı ki. Ben zaten basına yansımadım. Basına hatta şeyde aile mahkemesinde ben gizlilik talebi istedim, mahkeme vermedi. Kendi avukatımı gizlilik talebi istemiş, ben mi istemişim? Zaten biz konular buraya gelmesin diye bana çocukları verdi. Peki Ceren Dizikaya ve Pelin diye bir kadınlara... Bir şey daha soracağım bağlantılı olduğu için. Sor. Şimdi biraz önceki yaptığınız açıklamada da diyorsunuz ki işte Damla'nın hala bana karşı bir duygu durumu var. Ondan böyle yükseliyor ve agresifleşiyor. Ama sizin yaptığınız teklifler arasında da çocuklarla beraber de annenin hayatını hala kontrol altında tutmaya çalışır bir teklifiniz olmuş. İşte Beylikdüzü'nde yakın bir yerde yaşamak ve çocukların hayatını gözlemlemek adında ama kadının da hayatını bir şekilde gözlem altında tutuyorsunuz. Hayır hiç öyle bir şey. Selen Hanım. Annelerinden koparmak istemediğim için, almak istemediğim için gözümün önünde olsunlar ve İstanbul'a gelmesini, Beylikdüzü'ne gelmesini söylediğimdeki teklifim şu. Bana şöyle dedi, buradaki oturduğum evin kirası 20 bin lira, İstanbul'da oturacağım evin kiraları 60-70 bin lira. Kendisi villada oturmak istiyor. Ben de şöyle bir teklif yaptım. Bunu protokole dökeriz. 2-3 yıl kendini maddi anlamda toplayana kadar kiranı da ben öderim. O çocukların bütün oyuncak masraflarını, tatil paralarına, eğitimlerin her şeyini ben karşılarım. Ama bunun karşılığında da ben kızlarıma yakın olmak istiyorum dedim. İstediğim zaman görebilirim ki tam tersi ona da şöyle bir teklifim oldu. Bunları niye boşanma protokolüne dahil etmediniz? İşte anne çocuklar yakında oturmalıdır, izinsiz şehir dışına çıkamazdır vesaire. Bizim zaten şöyle boşanma protokolümüzde bir tane anlaşma var. Evlendiği takdirde çocuklarımı bana verecekti. Ben kız çocuğumu hiç kimsenin tanımadığım bir adamın çatısı altında büyütmesine izin vermezdim. Eşiniz de bugünlere gelmenizin sebebi affedersiniz. Eşiniz de bugünlere gelmenizin sebebi başta yuvanız yıkılmak üzere. Sizin eşinize şiddet uygulamaya başlamanız olabilir mi? Hayır hiç alakası yok. Kendisi tamamen kendiyle çeliştim. Dediği gibi psikolojik sorunları hep vardı ve hep de olacağını düşünüyorum. Hamileyken darp etmişsiniz, doğru mu? Hayır. Öyle bir şey yok. Yani bu konuda belgem var, delilim var diyor kendisi. Şu mahkemeyi size de sunabilirim. Benim hiç sıkıntı yok. Ben zaman zaman kötü bir şey olmuş olabilirim. Belki anneme, aileme karşı da evlat da olmuş ama ben iyi bir babayım. Nasıl kötü bir eş oldunuz? Pardon, kötü bir eş nasıl oldunuz? Zaman zaman olmuşum. Nasıl ama? Nasıl? Ne yaptınız? Herkes dört dörtlük değildir ki. Ne yaptınız? Ne yaparak? Ya kalmışsa tartışırsınız. Bunu illa bir şey yapmamıza gerek yok ki. Mustafa Bey, Damla'nın yurt dışına gitme isteği olmuş. Doğru mudur? Evet. Eskişehir'de erkek arkadaşı ile birlikte yurt dışına gidecekti. Zaten bu belgeleri de yazışmaları da size attım. Oradaki zaten psikolojik sorunları da Müge'nin ona yaptığı açıklamalarla ilgili. Ben Eskişehir'e, İstanbul'dan gittim. Çocuklarımı aldım. Bodrum'a geçtim. Bodrum'dayken de bana bir mesaj geldi. Bu zaten sizinle de paylaştım. Ben yurt dışına yerleşeceğim. Çocuklarımı sana veriyorum. Evet, Damla Ersubaşı da hattımızda. Bakalım iddialara ne yanıt verecek? Çünkü tamamen yalanlıyorsunuz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben onunla muhatap olmak istemiyorum. Muhatabiyetiniz bizimle Mustafa Bey. Şu anda bunu açığa çıkartalım. İzleyenleri kapatmayın lütfen. Muhalakta bırakmış oluruz. Bence de konuşabiliriz şu anda. Ben konuşmak istemiyorum kendisiyle. Ben sadece... Çünkü neden doğruları yüzüne vuracağım için değil mi? Ben neden yurt dışına gitmek istedim? Dayın yanına Almanya'ya gideceksin zaten. Sen hayal gücünle yaşayan sen. Kaldı ölen erkek arkadaşınla.
Eskişehir'de hem evli hem de dost hayatı benim olan bir adamla... Benim Eskişehir'de hiçbir erkek arkadaşım olmadı bir. İkincisi ben yurt dışına zaten dayanmak istemiyorum. Sen kendini hayal ürünlerinde yaşıyorsun. Ben hayal ürünüyle yaşamıyorum. Hayal ürünüyle yaşayan sensin. Dediğim gibi benim tek amacım, tek derdim kızlarıma güvenilir bir ortam. Normal, bana intihar videosu atıyorsun. Sen misin baba? Evet. Ha? Ben niye ödeyeceğim ya? Sen karşılıyormuşsun. Hayır. Ben niye ödeyeceğim ya? Sen çocuklarına hem alacaksın. Hem okula göndermeyeceksin. Hem de gitmeyecekler okulu parasını ben mi ödeyeceğim? Damla sakin. Çocuğunun fotoğrafını çekip ağlatıp bak şimdi ağlıyor senin yüzünden deyip. Beni polise vereceksin dedim diye bana çocuğunun fotoğrafını atıyorsun sen. Sen böyle ben bir babasın. Ben mi? Ya damla bak konu bak kavga değil. Annem beni polise verecek deyip bana fotoğraf atıyorsun sen. Konu kavga. Bak konu kavga etmekse kapatalım. Çözmeye çalışıyoruz aranızdaki sıkıntıları. Ne olur tek tek izah edelim. Biz de anlayalım. Sakin ol. Bağırmana hiç gerek yok. Eğer siz iki tane evladınız var. Ben ayrılacağım. Şöyle yapalım. Bir dakika. Bizim sorularımıza siz tek tek cevap verin olur mu? Çünkü aynı anda konuştuğunuz zaman hem bir kavga ortamı oluşabiliyor hem de sorularımız cevapsız kalıyor. Vallahi ben kavga etmiyorum. Damla Hanım'a söyleyin. Sakin kalacaksa konuşalım. Ben her şeyi kalacaktır. Bilir şimdi Damla da yayıncılık politikasını. Şimdi bilemem. Soru, o bilir. O oyunculuk onun işidir. Her şeyi bilebilir. Bunlar benim işim değil. Bunlar benim olmak istediğim Mustafa yerler de değil. Önemli olan şu anda bunu bir şekilde sulha ulaştırmak. Mustafa Bey, siz Damla Hanım'a şiddet uyguladınız mı ve o videoyu zorla çektirdiniz mi? Hayır, o videoyu ben zorla çektirmedim. Allah'ın bildiğini de aciz kullandı. Hatta ben bir kere hayatımda ona şiddet uyguladım. O da bir kere ben alkollüyken olan bir şeydi. Onun da olma sebebi ben gece kulübü işletiyorum. 2 aylık çocuğunu beni sırf kızla yakalayabilmek için... 2 aylık çocuğunu yatakta bırakıp pijamayla kulübü basmaya geldiği içindi. Ama kadın bu kıskanır ister yani. Damlacığım senin de cevabını alalım. Ben yaptığımı doğru bulmuyorum. Peki Zehra tamam. Peki Bodrum'da daha Zehra'nın kırkı çıkmadan önce gördün. Burada Beylikdüzü'ndeki sitede otururken benim kafamı yerlere vurduğun yan komşunu gelip kurtardı. Ya o zaman şöyle yapalım mı? Biz seninle programa çıkalım. Sen bu iddialarını çünkü böyle asılsız... Şimdi sen havada kalıyorsun. Pazartesi. Ben pazartesi sizden söz alayım. İkinizi bir... Çünkü biz işin içinden inanın çıkamıyoruz. Biz size hak ediyoruz, biz size. En doğrusu gelin burada kendinizi ifade edin. Evet Mustafa. Bir dakika, ben iri yarı bir adamı, kafasını yerlere vurduğum bir kadın yaşayamaz. Anladım. Yalana, iftiraya gerek yok. Tamam Mustafa'cığım. Bak, Mustafa. Ben de mesajlarım var. Ben bunu söylüyorum zaten. Peki aldattın mı Damla'yı? Efendim? Damla'yı aldattın mı başka bir kadınla? Evet. Aldattım diyor. Söylüyor. Evet. Şiddet de uyguladın, aldattın. Bakın burada duruyorsun, ben kendimi aklamak gibi ya da kendimi doğru göstermek gibi bir çabam yok. Benim tek çabam var. Ben de pisliksem, Damla da pislikse, örnek yani bu belki kötü bir tabir oldu ya. Kötüyse, Damla da kötüyse, ben de kötüyse mahkeme ne bana ona çocuk versin, ne ona versin, ne bana versin. Ama benim ailem biliyorum ki çocuğuma dört dörtlük bakacak. Hiçbir şeyleri eksik olmayacak. Eğitim hayatları sağlıklı bir ortam içerisinde. Benim derdim Damla'yı kötülemek ya da Damla şöyle yaptı, böyle yaptı deme değil. Benim bütün açıklamalarımda ben çocuklarımı istiyorum. Neden aldattın? Zaten... Karını neden aldattın?
Ya bunlar özel şeyler, çift arasında olan şeyler. Peki evlilikte... şöyle yapalım mı? Pazartesi günü lütfen ama buradan... Yok ben, yok lütfen ama ben bir katılmayacağım. Dakika. Buraya da bir tane size sözüm olsun, bir ilişki danışmanı, bir psikolog da getireceğim. Sizin ikiniz arasındaki dinamiği belki de burada çözeriz ve sizin çocuklarınızın sirayeti açısından bundan sonraki iletişiminizin bir sağlıklı olmasına vesile oluruz. Burada bir yayını sadece ya bunun için istiyorum ben. Ben bunu çok denedim. Dediğim gibi uzaklaştırma kararımı da ben... İzmir'e kız arkadaşımın yanına gittim de elini paylaştığımda ertesi günü gidip istinafa başvuru yaptı. Zaten derdi çocuklar hayır, değil ki. Hayır, derdi ben çocuklarımla de... Sapanca'ya tatile gittiğimde sen yine beni tehdit edip böyle kedinin fareyle oynadığı gibi evet, benim çocuklarımı görmezsiniz. Evet, nasıl tehdit ettiğimi anlatır mısın şimdi sakin, geliyorum, sakin polisyon lütfen. Veriyorum, avukat tamam, veriyorum, çocukları ağlıyorum dediğin için ben istinafa gittim. Tamam. Çok güzel. Bir dakika bana müsaade eder misin? Çocuklarını neden almak istediğimi de anlatabilir miyim? Evet. Ceren Dizikaya diye bir kadın bu yasaklı maddeyi bana atan kişi. Ve jandarma da evranı da size gönderdim. Anneyi çocuklarının önünde dövüyor ve sonrasında bana o videoyu atıyor. Ve Damla bir ay önce Ceren aynı ortamda, aynı otelde tatilde olduğu için ben dedim ki bak sen görüşebilirsin. Bu senin hür iraden, sana böyle bir kötülük yapmış biriyle görüşebilirsin. Bu senin doğal hakkın. Ama benim çocuklarım böyle bir ucuz insanlarla aynı ortamda bulunamaz. Eğer o insan oradan gitmezse ben de geliyorum o çocukları oradan alacağım. Ya Ceren sana hayatının kötülüğünü yapmış. Benim elime o videoyu atmış. Sen o insanla 3 ay sonra tatile gidiyorsun. Bu böyle bir ucuz ortamda ben çocuğumu nasıl bırakabilirim? Yazışmalarda duruyor, sakın inkar etme. Ceren oradan gitmezse ben de çocuklarımı almaya gelirim dedim. Yalana gerek yok ama bazen... Yalan konuşmuyorum. Yalanı konuşacak tamam. Vakitleri zaten geçtik. Yalanlık hiçbir şey yok artık. Tamam. Birincisi bizim Ceren'le kavgamız. Biz zaten Ceren benim eski arkadaşım. Biz zaten Ceren'le kavga ederiz barışırız. Kavga ederiz barışırız. Sen ya, sadece bana orada... Ne? Ben çocukları okuldan almaya giderken kendi keyfine göre şimdi alamazsın dedim. Ben kaç kere ağlaya ağlaya döndüm, hazırlandım, okula almaya gidiyordum çocukları. Damlacığım bak konu mağduriyet değil, konu bizim çocuklarımızın geleceği. Konu senin mağduriyetin değil, ben kendi mağduriyetlerimden bahsetmiyorum. Konu bizim çocuklarımızın geleceği. Zaten çocuklar, sen ağlamayı yıllardır benim... Yıllardır ağlamayı kendine bir politika etmiştim ama yanlış bir politika. Ben ağlamayayım bu vakitte. Çünkü gün yüzüne, gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu var. Anlaşılmıyorsunuz. Aksine ben anlatmadığım için insanlar dedi. Sen nasıl bunları yapıyorsun ve kocanı koruyorsun dedi. Siz bu durumdayken o çocukların geleceği ne olacak? Siz daha bu durumda iki yetişkin olarak problemlerinizi çözemiyorken... O çocukların geleceğini nasıl düşüneceksiniz benim ya? Benim zaten derdim bu ama kendisi ağlaya ağlaya bir yere gitmiş. Kafasını vurmuşum. O bunun peşini kendini ağlatıp... Ama ben bunun peşini olsaydım. Bu 3 sene önce olan olay. Selin ablacığım ben ya. Bunu zaten anlatırdım. Ya, ben niye o zaman bundan 4 sene önceki, 3 sene önceki olayı anlatmadım? Benim derdim ben senin magazin sana değil. Bir soru sordum. Senin derdin magazin olduğu için Ceren'den... bu haberi sen yaptırdın. Sen benim gücümle, benim imkanlarımla gündeme geldin. Sen hiçbir zaman senin yüzünden gelmedin. Hangi imkanlarımızda Mustafa? Bu odaya girdiğinde sonra 4 tane kameraya geliyorsun. Tek tek konuşamıyorsunuz. Ben de anlamıyorum. Yasal olarak elimden ne geliyorsa yapacağım. Ben senin şimdi Damla sana bir soru sorayım. Bana bunun cevabını verir misin? Lütfen tek tek alabilir miyiz cümleleri? Hiçbir şey anlaşılmıyor konuştuğumuzda. Didem Hanım bir şey sordum ben. Lütfen tek tek rica ediyorum. Sapanca'da... Ceren Dizikaya ile bana o videoyu atan kişiyle beraber miydi değil miydi? Otel kayıtlarına kadar çıkarttırdım mahkeme kararıyla. Doğruyu söyledim. Ceren benim yanımdaydı. Ceren benim yanımdaydı zaten. Peki ben bu ucuz ortamı nasıl çocuk bırakabilirim ya senin elinden? Sen kurduğun kumpaslarla düşün bakalım. Ben ne kumpas kurmuşum? Sen sadece kurduğun kumpasları düşün Mustafa. Ben de bunu Ben oraya belgeleri gönderdim. Bakın. Damla'nın Eskişehir'de 2 aylık komşusunun bana atmış olduğu mesaj var. Ve benim ona vermiş olduğum cevap ver. Pelin Yılmaz diye hatta kendi butik sayfasından yani işletme hesabından WhatsApp'tan bana özür. Lütfen onu bir okuyun.
Damlacığım, yalana, oyuna gerek yok. Bu zaten onları geçti. Zaten yalan, oyunluk bir durum yok Mustafa'cığım. Bak ben her şeyi açık açık ben de söylüyorum. Ama sen o durum bir kötü bir durum varken bile sen hep ona yalan katıyorsun. Ben popüler olmak gibi bir derdim yok. Olmak isteseydim zaten olurdum. Seni nasıl popüler ettiğimi de çok iyi biliyorsun. Ya sen beni ettin. Sen var ya... Sen gerçekten paşasın. Sen beni ettin. Mustafa Bey, lanet etmeyin birbirinize şu anda. Bana bırakacak mısın? Senden var ya bastım hiçbir şey istemem. Sen beni var etsin arkadaşım. Ben seninle yarışa girmiyorum. Ne istersen ben zaten yarışa girmiyorum ki ama sen diyorsun popüler. Yok, benim öyle bir derdim yok ki. Ben kendi işimde gücümdeyim. Senin öyle bir şeylerle bak gerçekten sensin. Allah yolunu bulsun, açık etsin. Ama ben senin tehditine çocuk bırakmayacağım. Mahkemede ne karar verir? Bak bilmiyorum. Boynum kıldan bak. Bak burada bile kendinle çalışıyorsun. Ben tehdit ediyor olsaydım mahkemeyi açmazdım. Niye tehdit etmedin mi Mustafa? Ben de mesajların var Mustafa. Ha. Yapma Allah aşkına. Evet, sen benim çocuklarımı bırakıp gideceksin. Bakmayacaksan getir diyorum. Ay bunda ne var? Ben nereye bırakıp... Gözüm göreceksin demedin mi bana? Dedim. Tamam benden. Dedim. Ben inkar etmiyorum ki dedi. Damla. Yalan konuşma. Sakin ol. Bağırmaya gerek yok. Bak bağırmaya gerek yok. Kavga edeceksen ben bu telefondan ayrılmak istiyorum. Mustafa yalan Bey. Yalan konuşma. Yalan Mustafa konuşma. Bey, anladın mı? Bugünlere gelmenizde Mustafa Bey. Mustafa Bey bugünlere gelmenizde sizin de hatalarınız olduğunu siz kendiniz söylediniz. Ya. Şiddet uyguladığınızı. Hiç kimse dört söylediniz. Şunu öğrenmek istiyorum. Damla Hanım da demin bu konuda bir şeyler söyledi. Siz yasaklı madde kullandınız mı? Damla Hanım evet bana kullandırdı. Ben şöyle bir şey 21 gün bana hep bir dakika bir şey anlatabilir mi? Bir izin mi var? Ama bu anormal bir şey. Yani evlilik içinde böyle şeyler gün, olması. Bilal Bey. Buyurun. Ben 21 gün bana sürekli sen öfkelisin, sen manyaksın, sen psikopatsın, sen şöylesin diye lanse ettiği için. Ya bir gün ben de dedim ki galiba tamam ben gerçekten manyağım, hastayım. Ben 21 gün kendi isteğimle beni kimse de zorla yatırmadı. Hatta kendisi beni hastanenin kapısına kadar da bıraktı. Kendim gittim isteğimle 21 gün tedavi oldum. Ama ben tedaviyi gördükten sonra çıktım ve bir buçuk yıl ya da max iki yıl olmuştur. Çıktığımda ertesi günü veya ikinci günü içelim mi diye bana teklifi sen yaptın. Ben de onları konuşuyorum. Ben hiç bir de demiyorum. Senin var ya senin gerçekten Allah korkun yok. Ya ben sana yazıklar olsun. Sen de var ya bir gram Allah korkun olsun sen şu yalanı söyleyemezsin be. Yazıklar ben olsun mi? Sana. Peki sen yazıklar 2015'te Bozada'ya geçtiklerini kabul ediyor musun? Ben kutusumu ezdirirken daha 40'ı çıkmadan önce ben korkuyordum artık nerede öldü mü kaldı mı başıma bir şey mi geldi diye. Bunu senin ailen de biliyor. Hep şey yapıyorsun, emzirme, bir şey söyleyeceğim. Şu anda seyircilerimize sormak istiyorum. Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser arasındaki iletişimle ilgili sizler kime hak veriyorsunuz? Kim haklı? Kim haklı sizce? Damla Hanım mı, Mustafa Bey mi haklı? Buradan seyircilerimizin de görüşüne açık bir durum sonuçta. Onların da fikirleri önemli. Sizin ilişkinize şu anda şahitlik ediyoruz. Yorum olarak yazın lütfen. Bizlere ve söylemezsem olmasın. Tabii ki volümünüz doğal olarak yükseliyor en nihayetinde. Fakat ben sizden yaşça ve tecrübe lütfen, olarak büyük olduğum için şu anda ikiniz arasında çok üzülerek söyleyeceğim ama hala bazı duyguların taze kaldığını, bunun hangi anlamda taze kaldığını siz bile farkında değilsiniz ama toksik bir durum hala devam ediyor aranızda. Kıskançlığından tutun da aşk ilişkisi ve nefret ilişkisi birbirine harmanlanmış. O yüzden bunun çözülmesi için inanın ki tecrübeli ve sizin böyle bir büyüye ihtiyacınız var. Gelin yani, isterseniz yayına isterseniz evime ama lütfen sizin ikinizle ben yan yana bekliyoruz zaten stüdyoya. Yani illa yayına gelmeseniz bile bir ikinizi görmek istiyorum ben. Ben de dediğim gibi ben yaptığım şeyleri asla inkar etmem. Yaptıysam yaptırıyorum. Damla'nın da derdi anladığım kadarıyla bu çıkan haberleri bu arada benimle ilk değildir. Damla Ersubaşı yazın Google'a Müge Işık mı? Sonra Bahçeşehir'de bir kızım mı bu videoları? Bunlar ilk değil ki. Bu benim ya bu benimle olan bir şeydi. Siz birbirinizi velayetle mi cezalandırmaya çalışıyorsunuz? Sen yaptırıyorsun. Sen gerçekten çocuklarını düşünen bir baba olsaydın sen bunu magazine servis etmezdin. Bu zamana kim ne derdin? Magazin olsa hep emin ol. Ben zaten bunu 3 sene önceden, 1 sene önceden, 2 sene önceden yapardım Mustafa. Anladın mı? Benim evime geldin. Üst katta sana oda verdi. 45 gün kaldın.
ben duaya evet, gidiyorum. Cenazeye gidiyorum. Tamam, cenazeye gidiyorum deyip 3 gün ortadan kaybolup seni Gürpınar'dan gittim aldım ya kokainlikte. Aile dostumuzun annesi vefat etmişti ve ben zaten duaya gitmiştim. Mustafa o belgeler de var elimde. Bak seni alırken aldım. Taksiyle geldim ya arabanı kullanamayacak haldeydi. Bunlar barışacak ya. Evet. Hayır öyle bir şey imkansız. Yerli gök birbirine ne kadar yakın. Öyle birlikteliğimiz o kadar yakın. Bizim barışmamız bizim çocuklarımız için sağlıksız. Mustafa sen acaba evliliğine ve karına tam olarak sahip çıkamadın mı? Ben çok sahip çıktım. Ben çok sahip çıktım. Annesinin babasının sahip çıkmadığı kadar da sahip çıktım. Ben yetmedi benim ailem bile ona sahip çıktı. Yani beni sahip çıkmak derken benim ailem bu köpek yavrusunun elinde eşin. Hani sahiplenmekten kastım zaten aile olmak bunu gerektirir. Şöyle yalan yanlış benimle ilgili gidip benim aileme konuştuğu için benim ailem benimle arasına mesafe koydu. Kendisine sahip çıktılar ama günün yüzünde bir şey söyleyeceğim. Onlar da... Ailesine zaten söylenecek tek bir kelime bile yok. Asla yok. Hiçbir zaman olmadı. Ya. Ailesi kendisinden çok farklı insanlar biz. İkincisi ama ben seninle ilgili hiçbir zaman yalan söylemedim Mustafa'cığım. Her şey doğruydu. Ben peki bu söylediklerim yalan mı benim şimdi? İlk evlendiğimiz yıllarda da senin kullandığın doğruydu. Ya ondan rica sonra ediyorum Mustafa Bey pazartesi şuraya gelin. Yok, önemli bir konu. Pazartesi rica ediyorum buraya ikinizi bekliyoruz. Benim hayatımdaki tek önemli konu var kızlarım. Tamam kızlarınız için. Hukuken alabilmek için her şeyimi yapacağım. Tamam buyurun. Ve kızları da alacağım. Ona da yasal yönünü de göstereceğim. Çok teşekkür ederim. Benim çünkü derdim çocuk. Benim derdim Damla bana onu yaptı bunu yaptı değil. Benim derdim çocuk, benim kızlarım. Evet kızlarınız şu anda hasta bir ama siz yanında bile değilsiniz değil mi? Bu üzücü bir durum. Yani evet kızınız ateşli şu anda ama siz yoksunuz. Derdinin çocuk olan bir baba ne çocuğun kıyafetini veriyor ne okul kıyafetini veriyor. Neymiş ben aldım. Her şeyini sen yapıyorsun ya öyle paylaşıyorsun ya al o zaman. Sensin ya baba sensin baba al, değil mi? Al o zaman alıyorsun ya her şeyini. Çok böyle. Teşekkür aldım ediyorum. Çok reklama gitmemiz gerekiyor. Pazartesi stüdyoya bekliyoruz. Pazartesi stüdyoya bekliyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Damla. Teşekkürler Mustafa Bey. Bir reklam aramız var hemen geliyoruz. Teşekkürler. Sanki hala duygular bitmemiş de böyle velayet için birbirini cezalandırıyorlarmış gibi. Yani evet. Bizim anladığımız bu işin içinden çıkamadık. Pazartesi günü bekliyoruz. Söz aldık. İkinizi de burada stüdyoda ağırlamak istiyoruz. Bir anlayalım. Bir canlı canlı dinleyelim. Sizin aranızdaki enerji ne? Sorun ne? Ve çözülebilecek durumda mı? Ben yani hissettiğim birbirlerine iki tane aşık bir genç var. Hala, fakat bu hala aşk, toksitleşmiş bir aşk. İçinde hem nefret barındırıyor hem birbirlerine bir kin var ama bir taraftan o duygu hala sıcak. Ama bu karmaşıklık içerisinde içlerinde barındırdıkları o aşkı bulamıyorlar. Ve ellerinde tek kalan şey ortak payede de hak iddia edebilecekleri tek olay var o da çocuklar. Çocuklar üzerinden hala bir şekilde temas sıcak tutuluyor Mustafa Bey tarafından. Damla da genç bir kadın, güzel bir kadın, aldatılmış olmanın getirdiği psikolojik travmalar yaşamış. Herkes bu durumları atlatamayabiliyor. Bazı kadın güçlü atlatıyor, bazı kadın atlatamıyor. Hem şiddet görüyor, hem aldatılıyor. Genç bir kadın için hiç kolay bir şey değil bununla yüzleşmek. Ben aşk olduğuna, aşıksa eğer... Ben aşk olduğuna inanmıyorum aralarında. O bitmiş gitmiş çünkü zaten birbirlerine karşı pek çok hata yapmışlar. Yuva kurulurken yanlış kurulmuş. Yani o kötü alışkanlıklarla ve o şiddet olayıyla o alkolden dolayı karısını itiraf etti. Burada itiraflar aldık zaten. Evet. Yani bunlar zaten ortalığı karıştırmış, yuvayı zaten bozmuş o kavgalar filan. Bu durumun gelmesinin en önemli sebebi kadına uygulanan şiddet, yasaklı madde kullanmak. Sonra birbirlerine saygısızlık yapmaları. Yazık olan iki tane evladı ama bu yayıncılık Damla da anlamında... Damla da genç bir anne, genç bir kadın yani. Evet, ben sana bir söyleyeyim mi? Kariyerini doğru yönetemedi. Yönetseydi şu anda bir dizide başroldü bu Brooke kız. Brooke Shields gibi çocuk ya. Yaşta bu kızı konuşuyordu herkes güzelliğiyle. Öyle ama işte yanlış... Yönetemedi. Bak şimdi neyle konuşuyoruz. Brooke Shields gibi dünya güzeli bir kız. Hatalı, yanlış yönetim. Hatalı bir evlilik olmuş. Hatalı bir evlilik olmuş. Ben de öyle düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bu evlilik biterken boşanmadaki yapılması gereken protokol
zafiyetleri de zaten tekrar barışmaya yönelik bir durum olduğunu bana hissettirdi. Gerçekten kati bitmiş olsaydı bu evlilik kafalarında o protokole çocukların işte görüş günü, nafaka bedeli, işte atıyorum anne babadan şu kadar uzak oturacak gibi gibi nafakayı o kadar detaylı maddelendirilirdi ki bu. Bence tekrar nasılsa barışılır, işte şu yapılır, bu yapılır gibi bir durumla bitmiş bu iş. Ki, sağlıklı bir durumda değiller. Çocukların yanında da bu tartışmaları yapıyorlarsa düşünmek bile istemiyorum. Ya çocuklar sonuç olarak bence hala aynı fikirdeyim. Evet. Annede kalmalı. Tabii. Mustafa Bey ısrarından vazgeçmeli. Mustafa Bey biraz da ceza olarak uygulamak istiyor. Anladığım kadarıyla çocukları almayı. Ama hatalı şöyle yapar. Bir şey yapabilir Mustafa Bey mesela, çocukları için güvendiği bir bakıcı temin eder annesinin yanına. Aileleri hayatta, onlar bakabilir. Ya ne kadar iyi. Aile büyükleri var ya bu insanların. O ne güzel bir söylemdi. Benim annem babam için dedi, Damla dedi, senin annen babanla benim aram çok iyi. Ailesini çok seviyor. Evet, hala da çok seviyor. Çok da saygı duyuyor Damla Mustafa Bey'in ailesine. Ama şimdi ayrılar ya, Damla'nın yaşadığı hayatla ilgili işte şüpheleri var. İşte çocuğun sağlıklı bir ortamda yetişmesini evet ya. Kapatıyoruz. Evet. O yüzden bu arada benim bu akşam Kadıköy'de sahnem var. Ben şimdi buradan çıkacağım. Provaya gideceğim. İyi akşam sahneye bekliyorum. Kadıköy'deyim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.